Ali evin en küçüğü ve en meraklısıydı. Evde bozulan her şeyi o tamir ediyordu. Bazen de daha beter ediyordu. Ne olursa olsun asla pes etmez, bozuk eşyaları onarmaya, icatlar yapmaya çalışırdı. Televizyonda izlediği bir belgeselde Mars gezegenini duymuştu. Mars aynı dünya gibi bir gezegendi ama orada kimse yaşamıyordu. Meraklı Ali bunu duyunca karar verdi. Mars'a giden ilk insan olacaktı. Bir sabah kahvaltıda ailesine bu fikrini açıkladı. Mars'a giden ilk insan ben olacağım dedi. Abisi, annesi ve babası şaşkınlıkla "Tabii, neden olmasın ama bunun için büyümen ve çok çalışman gerek" dediler. Sınıf arkadaşlarına söylediğinde ise hepsi ona güldüler. Ali çok bozulmuştu. Beklemek ve de alay edilmek istemiyordu. Hemen Mars'a gitmek için işe koyuldu. Kahvaltıdan sonra yakınındaki hurdalığa giderek kullanılmayan çamaşır makinesi, televizyon gibi eşyaları topladı ve gece gündüz çalışarak evinin arka bahçesinde roket yapmaya başladı. Bir sabah bütün ailesini bahçeye çağırdı. Bahçede kocaman bir roket duruyordu. Annesi, babası ve abisi gördüklerine inanamadılar. Ali'ye "Ne kadar kısa sürede yapabildin? Uçabileceğinden emin misin?" diye sordular. Ali kaskını taktı, mekikteki yerini aldı. Herkesin gözü önünde büyük bir gürültüyle roket çalıştı ve hızla uçmaya başladı. Ali'nin ailesi gökyüzüne doğru giden roketin ardından baka kaldılar. Ali uzaya çıktı. Her şey çok farklıydı. Yer çekimi olmadığı için uçuyor gibiydi. Etrafındaki her şeyin fotoğrafını çekti ve ailesine yolladı. İşte Mars'a gelmişti. Roketi yere başarıyla indirdi. Mars'a ilk ayak basan insan o olmuştu. Orada da fotoğraflar çekip yine ailesine yolladı. Yanına Mars'tan kaya parçaları alarak dönüşe geçti. Roketiyle dünyaya döndüğünde büyük bir kalabalık alkışlarla Ali'yi karşıladı. Arkadaşları ona inanmadığı için özür dilediler. Ailesi büyük bir coşkuyla Ali'ye sarıldı. Tam o sırada "Zırr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 r
alarmının sesiydi. Ali koşarak arka bahçeye bakan pencereyi açtı. Roket yoktu. Bunun bir rüya olduğunu anlayınca biraz üzüldü. Heyecanla annesine rüyasını anlattı. Annesi ona eğer çok çalışırsa rüyasındaki gibi bir astronot olabileceğini söyledi. Ali büyük bir sevinçle annesine sarıldı ve büyüyünce astronot olmaya karar verdi.